Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Güney Kıbrıs'ta ABD skandalı yaşandı. Türk kanı içmekten bahseden bir orduyu destekliyorlar ifadesi kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs'a önce silah ambargosunu kaldırdı. Akabinde Rum Milli Muhafız Ordusu'na karşı kardeş ordu ilanında bulundu. Peki ABD'nin adadaki planı nedir diyen uzmanlar bu soruları cevapladı. Kıymetli takipçilerimiz, Türk kanı içmekten bahseden bir orduyu destekleme hedefi art niyeti göstermektedir diyen uzmanlar ifadelerini şu şekilde devam ettirdi. Güney Kıbrıs Rum kesimine karşı 2023 yılı için silah ambargoları 16 Eylül tarihinde ABD tarafından kaldırıldı. Bu durumsa yeni bir tartışmayı daha ortaya çıkardı. Yunanistan Devleti ile Türkiye arasında gözetilmiş dengenin Yunanistan lehine değiştiği yönünde diğer uzmanlar konuşmasını şöyle devam ettirdi. Öte yandan silah ambargosunun kaldırılmasından sonra ABD ile beraber Rum tarafı arasında bir anlaşma daha imzalandı. İki taraf asker alım, kuvvet arası işbirliği konusunda anlaştı. Bu anlaşma kapsamında ABD savaş gemileri Rum kesimi limanlarında ikmal yapabilecek, Rum birliklerinin eğitimi, teçhizat ihtiyaçları konusunda Rum yönetimiyle beraber ABD'den asker alımı yapabilecek. Kardeş ordu talimatıyla beraber verilmek istenen mesaj ne sorusuna, Türkiye ne yapması gerekiyor sorusuna uzmanlar şu şekilde cevap verdi. Yaptıkları açıklamasında bu, ABD'nin bizzat Yunanistan devletini Güney Kıbrıs devletine karşı silah ambargosunu kaldırıp silah desteği vermesiyle beraber Türkiye'ye karşı yeni bir çemberin içine çekerek büyük bir savaşı başlatmak istiyorlar. Türkiye devleti bu zamana kadar güzel bir siyaset izleyerek tarafsız bir şekilde gereken cevabı vermiştir. Bu şekilde devam etmesi halinde ABD'nin Güney Kıbrıs'ın Yunanistan devletinin oyunları boşa çıkacaktır. Kıyılarımız, misaki milli sınırlarımız mutlak surette korunmalı, adalar üzerindeki hakkımız her defa vurgulanmalıdır ifadesi kullanıldı.